Merhaba dostlarım, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar, benim adım Nilay, Adanalıyım. Bizim buralarda, daha doğrusu o zamanlar yaşadığım mahallede evler birbirine bitişik. Bir avlunun içinde en az 6-7 hane olurdu. Tabi bu hanelerin hepsi birbirlerine akrabadır. Ben de böyle bir avluda büyüdüm. Yakın akrabalarla iç içe yaşıyorduk. Babaannem, halalarım, amcalarım, yengelerim, kuzenlerim. Birkaç tane de babam kuzenleri olduğunu bildiğim ama amcalarımdan, halalarımdan ayırt etmediğim akrabalarım var. Çocukluğum gayet güzel geçiyordu. Babam bazı geceler uyumadan önce bize ürkütü diyebileceğim trajik hikayeler anlatırdı. Bu hikayelerde genelde cinlerden, perilerden bahsederdi. O zamanlarda çoğu şeyi anlamayı idrak etmeye başladım. Yıllardır Kur'an kursuna gittiğimden dolayı da az çok Arapça yazılar okuyabiliyordum. Babam bizimle ilgilenen, evine sahip çıkan biriydi ama ara ara define işine gider gelirdi. Pek bir şey bulup getirdiği söylenemez. Babamınki sadece hobi gibiydi. Bir yaz gecesi annemlerle ve kardeşlerimle otururken babam bir ışımla eve girdi. Nefes nefese bize bakarken paniklediğimizi anlayınca sakinleşip bana bir su getirin diyerek yerdeki minderin üzerine çöktü. Biraz dinlendikten sonra annem babama hayırdır, neden böyle nefes nefessizsin diye sordu. Babam annemin gözlerinin içine baktıktan sonra bir şeyler demek istedi ama sonra sustu. Sanırım biz uyuduktan sonra konuşacaklardı. Biz odalarımıza geçip yattıktan sonra annemle babamın konuştuklarını duydum. Ama ne konuştuklarını hiçbir şekilde duymadım. Ancak babamın sakladığı şey birkaç gün sonra ortaya çıktı. Babamın telefonları susmuyor, sürekli olarak birilerini arıyordu. Babam da satmayacağını sert dille belirtiyordu. Aradan günler geçerken babamın elinde kara kaplı defter gibi bir şey dikkatimi çekti. Babam elinden düşürmüyor, nereye gitse yanında gömleğin içinde götürüyordu. Babam böyle yapması merakımı çok kabartmıştı. O defterin içinde ne vardı? Neden bu kadar önemli saklıyordu? Kafam kurcalayan sorularla dayanamayarak bir gün babam banyoya girdiğinde gizlice defteri alıp incelemeye başladım. Ancak içinde Arapça yazılar, semboller, çizimler vardı ve benim de çok az Arapçam vardı. Okumaya çalıştım ama hiçbir anlam çıkaramadım. Ben de defteri babam banyodan çıkmadan hemen yerine koyup salona geçtim. İçimdeki merak dinmişti. Ancak babam neden bu deftere bu kadar önem veriyordu? O defteri okuduktan sanırım 3 gün kadar sonraydı. Garip bir rüya görmeye başladım. Rüyaydı. Buna eminim ama çok gerçekçiydi. Karanlık bir yolda tek başıma yürüyorum ama nereye gittim bilmiyorum. Ara ara çok uzaklardan geçen birkaç kişiyi görür gibi oluyor. Sonra hızlanarak onlara yetişmeye çalışıyorum. Ama ne kadar koşarsam koşayım, bir türlü onlara yetişemiyorum. Ara ara adımı sesleniyor, beni yoldan çıkarmaya çalışıyorlar ama ben kesinlikle gittiğim yoldan ayrılmıyorum. Aniden üzerime çullanan kambur, ağzından salyalar akan tuhaf yaratıkların üzerime saldırmasıyla uyandım. Bu rüya gibi garip rüyalar görmeye başlayınca annemle babama durumu anlattım. Onlar bu durumu pek önemsemeyerek, hayal gücün sana oyun oynuyor diyerek beni umursamadan geçiştirdiler. Ben de yaşadıklarımı kendimi saklamaya karar verdim. Rüyaların her geçen gün dozajı artıyordu. O yıllarda avluda oyunlar oynarken babaannemin asmayı tutan demirin içine bir şeyler tıkıştırdığını gördüm. Sürekli olarak asmayla uğraşıyor, o demiri kontrol ediyordu. Babaannem bunları yaparken hem tedirgin hem de hızlı hızlı yapıyordu. Haliyle benim de dikkatimi çekmişti. Babaannemin yaptığı ilginç şeyler dikkatimi çekerken avluda bizimle oturan halam da enişten birbirine girdi. Öyle böyle kavga etmiyorlardı. Tartışmaları, kavgaları mahallenin öbür ucundan duyuluyordu. Derken aynı olay amcamların evinde de olmaya başladı. Sırayla o avluda kim oturuyorsa hepsi birbirine girmeye başladı. Evde kavga ettikleri yetmezmiş gibi bir de kendi aralarını kavgaya tutuştular. Sürekli olarak araya giriyor, ayırıyorduk. Bir ara amcamla yengem birbirine girdiler. Amcam yıllardır el kaldırmadı karısını dövdü. Yengem de tasını tuvarına toplayarak baba evine gitti. Aynı günün akşamıydı. Yengem, anası, babası ve akrabalarıyla avluya geldi.
Biz kardeşlerimle evden dışarı çıkmadan bekliyorduk. Biraz konuştuktan sonra sesler yükselmeye başladı. Ardından silahlar peş sıra patlamaya başladı. Pencereden baktığımda bıçak çekeni mi dersin, silah sıkanı mı dersin, sopayla vuranı mı dersin? Herkes birbirine girmişti. Ne olur ne olmaz diyerek kardeşlerimi bir kenara çekip pencerenin kenarından dışarıya bakıyordum. Bir süre sonra polis sirenleri duyuldu. Polislerin gelmesiyle beraber ortalık duruldu. Bahçeye çıktığımda dedemi asmanın dibinde cansız yatarken gördüm. Tabi dedemin öldüğünü görür görmez herkes feryat figan ağlamaya başladı. Bir kişi tutuklandı. Geri kalan da serbest kaldı. Yengelerim ve annemler bir ara konuşurken duydum. Babaannem büyü yaptırmış. Bu yüzden avdakiler kavga ediyormuş. Dediklerini o yaşlarda pek anlamasam da yaşım ilerledikçe babaannemin neler yaptığını anlamıştım. Amcamı karısından ayırmak istemişti ancak yaptığı şey hiç istemediği şekilde sonuçlanmıştı. Dedemin ölümü dışında daha farklı sonuçlanabilirdi de. Dedemin ölümünün üzerinden 3 ay kadar sonra evimizde huzursuzluklar baş göstermeye başladı. Babam da annemi aldatınca tuzu biberi oldu. Annem babamdan ayrılacağını söyleyerek bizimle beraber Malatya'ya baba ocağına döndü. Baba ocağına döndü dediysem ne anneannem var ne de babaannem. Annemden küçük bekar teyzem ve annemden büyük teyzelerim vardı. Bekar teyzemle beraber yaşayacaktık. Diğerleri evli barklı çocukluydular. Onlar da Malatya'ya gelmemize çok sevinmişlerdi. Burada hep beraber yaşam mücadelesi vermeye başladık. Maalesef bu süreler ailem için kötü geçse de benim için daha da kötüye gidiyordu. Hep tuhaf rüyalar görüyor. Bedenimi ele geçirip lime lime yiyen varlıklar görüyordum. Gördüğüm rüyalar sanki gerçek gibi canımı acıtıyordu. Uyandığımda bile bu acıları bedenimde hissediyor. Vücudumun her yerinde kızarıklar oluşuyordu. Yaşım ilerlerken ailenin en büyüğü olduğum için 15 yaşındayken okulu bırakarak bir tanıdığım vasıtasıyla garson olarak bir kafede işe başladım. Aile bütçesine katkıda bulunup annemi de rahatlatmam gerekiyordu. Birkaç yıl kadar garson olarak çalışmaya devam ettim. Sağ olsun patronum mesai bitiminde evimizin kapısına kadar bırakıyordu. Böylelikle de annemin gözü arkada kalmıyordu. Bir ara Sema diye bir kadın kafede işe başladı. Gayet tatlı dili çalışkan biriydi. Yaş olarak da benden bayağı büyüktü. Ama iletişim çok kuvvetliydi. Kendisiyle zaman geçirmeyi, sohbet etmeyi seviyordum. Doğum günümü nereden öğrendiyse yanıma gelip, canım doğum günün kutlu olsun. Bunu daha yeni öğrendim. Mesai bitiminde kafeyi kapattıktan sonra bir yerlere gidelim. Annen de ne zaman? Sana da iyi gelir. Başka ne zaman çıkacaksın dedi. Aslında dediği kafama yatmıştı. Çok çok uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Hayatım kafe ve ev arasındaydı. İzin günlerimde de dinlenmeyi seçiyordum. Tabii evde ne kadar dinlenebilirsen. Ev temizliğiyle falan uğraşınca hiç zaman kalmıyordu. Annemi arayarak Semih ablanın doğum günüm için dışarıda beraber kutlamayı teklif ettiğini söyledim. Annem kısa süre sessiz kaldıktan sonra tamam gidin ama nereye gittiğini haber vereceksin. Ayrıca çok geç olmadan da eve gelin. Yoksa bu çıkışın ilk ve son olur dedi. Annemden yeşil ışık alınca hemen Semih ablanın yanına gidip izin aldım ama çok geç olmadan eve dönmem gerektiğini söyledim. Semih abla da tamam bu haber süper oldu. Güzelce eğlenir seni kapıya kadar götürür annene teslim ederim dedi. Kız kısa güzelce eğlenecektik. Mesai bitiminde olabildiğince hazırlandıktan sonra Semih ablayla çıktık. Bir tür nereye gittiğimizi söylemiyordu. İki katlı bir mekanın önüne geldiğimizde biraz duraksar gibi oldum. İçkili bir mekana gittiğimizi anlamıştım. Abla, buraya girmesek mi? Başka yere gidelim dedim. Merak etme, her şey kontrol altında. Ben buraya hep geliyorum, rahat ol dedi. Peki abla diyerek peşine düştüm. Merdivenlerden çıkarak üst kata çıktık. Davulu zurnalı, garip bir eğlence mekanıydı. Erkekli kadınla halay çekiyor, naralar atıyorlardı. Hele o içerideki tuhaf koku, anlatılmaz. Gerçekten çok kötü kokuyordu ama gene de Semih ablayı kırmak istemiyordum. Bir an önce gitmek için onun dediklerine uyuyor, peş sıra takılıyordum. Garsonlardan biri gelip hoş geldin Semih Hanım, buyurun diyerek bir masa gösterdi. Semih abla alkol alırken ben sadece kola sipariş ettim. İçeceklerimizi içerken Semih ablanın yanına gençten biri geldi.
Semih ablayla selamlaşıp kısa bir konuşmadan sonra bana dönüp elini uzatarak "Merhaba, ben Cemal" dedi. Elimi uzatmadan onu görmezden gelerek başımı çevirdim. Ben onunla ilgilenmeyince "Peki öyle olsun" diyerek masadan uzaklaştım. Semih ablayla biraz sohbet edip kız kıza konuştuktan sonra "Abla ben kalkayım artık. Çok geç oldu" dedim. "Biraz daha otur. Ben göndereceğim seni" derken masaya pasta geldi. O an çok mutlu olmuştum. Mumları üfleyip dilek tuttuktan sonra biraz daha kaldım. Artık ortamdan dolayı mıdır yoksa başka bir şeyden bilmiyorum ama başım dönmeye, midem bulanmaya başladı. Kendimi rahatsız edince bunu Semih ablaya söyledim. Semih abla da bana "Tamam canım, seni taksiyle yollayayım. Ben biraz daha kalacağım. Arkadaşlar geldi" diyerek bana taksi çağırıp gönderdi. Eve gelir gelmez annemler de kısa da olsa doğum günümü kutladı. Hemen ardından yatağıma girip yattım. Yıllar sonra ilk defa içe geç kalmış, uyuyakalmıştım. Hemen hızla hazırlanıp koşu koşu işe gittim. Gelen gidenle ilgilenirken öğle saatlerinde dün akşam gördüğüm Cemal adındaki adamı kafeye girerken gördüm. Tam da benim baktığım bölgedeki masaya oturmuştu. "Ey Allah'ım" diyerek gidip siparişini aldım. Masasına her gittiğimde benimle konuşmak istiyor, bana sorular soruyordu. Sanırım bu durum 3 ay kadar sürdü. Sürekli olarak benden hoşlandığını, beni sevdiğini söylüyor, sevgili olmak istiyordu. Ben de inatla reddediyordum. Artık Cemal'in teklifini reddetmek beni de üzmeye başlamıştı. Çünkü beni sevdiğine inanmıştım. Ama laf söz olur diyerek reddetmem gerekiyordu. Bir süre sonra dayanamayarak Cemal'in teklifini kabul ettim. Sevgili olur olmaz ailemle ve teyzelerimle tanıştırdım. Cemal de beni ailesiyle tanıştırdı ama beni istemediklerini sezebiliyordum. Bunu hal ve hareketlerini anlayabiliyordum. Bu durumun üzerinde asla pek durmadım. Sonuçta evlenince evlerimiz ayrı olacaktı. Bu düşünce beni az da olsa rahatlatıyordu. Birkaç ay sonra sözümüz kesildi. Hangi ara oldu bilmiyorum. Ama Cemal'in İstanbul'da yaşayan abisiyle bekar teyzem benim sözümle birbirlerine vurulmuşlar. Cemal bunu duyunca delirdi. Bir evden bir kız alınır. Ben bu duruma karşı çıkacağım. Benim mutluluğumla gözü var diyerek isyan etti. Ona birbirlerini görüp beğenmişler. Bizimle bir alakası olacağını sanmıyorum. Sen bunları boş ver. Bizim mutluluğumuza bak dedim. Cemal bana, bak 2 gün sonra araları bozulur. Kavak bizim başımıza patlarsa, o zaman sorarım sana diyerek söylendi. Bozulursa bozulur. Bizi alakadar eden hiçbir şey yok. Ne aralarını yapan bizdik, ne de bozacak olan. Kendi aralarındaki konuya biz dahil edemezler dedim. Bu konuşmanın üzerinden birkaç ay kadar geçmişti. Teyzemin garip davranışları dikkatimi çekti. Sürekli olarak bana, Cemal'i ve ailesini kötülüyor. Ondan adam olmaz. İşine sahip çıkıp ailesine bakacak biri değil diyerek beni dolduruyordu. Cemal'in abisinin de birkaç defa aynı tavrına denk geldim. Kardeşim ama bir baltaya sap olmaz. Benim gibi idareli değil. Karısını ağlatır dedi. Tabu dedikleri benim bir kulağımdan girmiş, diğer kulağımdan çıkmıştı. Dediklerini hiçbirini umursamadım. Teyzemle Cemal'in abisi Kerim düğünü beklemeden bizden önce hoca nikahı kaydılar. Bu süreçte Kerim de Malatya'ya yerleşmiş, iş bulup çalışmaya başlamıştı. Kerim, Cemal, yaşlı anneleri, ablası Buket ve teyzem aynı çatı altında yaşamaya başladılar. Onların hayatlarına asla karışmıyor, tek kelime dahi etmiyordum. Gün günü kovalarken Cemal, olur olmadık şeyler yüzünden kavga çıkarmaya başladı. Bu durum bir iki derken katlanılmaz bir hal almaya başladı. Oturuşumdan tutun da yeme içmeme kadar her şeyimi bir kul takıyordu. Bu durum artık çığırından çıkınca ablasını arayarak durumu anlatıp sözü atacağımı söyledim. Buket bana, kızım delirdin sen. Onda farklılıklar olduğunu ben de farkındayım. Evde garip davranıyor. Huzursuzluk çıkarıyor. Herkesle kavga ediyor. Onda bazı değişimler olduğunu biz de farkındayız. O yüzden bu süreçte güçlü olmanı ve yanımızda olmanı istiyorum dedi. Buket'e tamam deyip dertleştikten sonra telefonu kapattım. Cemal'le her yan yana gelişimizde, telefonla görüşmemizde kavgalarımız devam ediyor. Olabildiğince alttan alıyordum. Bir gün Cemal eline çiçeklerle, çikolatalarla kapıma geldi. Bana sarılıp her şey için özür dilerim. Yaptıklarımı kendi irademle yapmıyordum. Birden dengem kayboluyor. Sonra kendime gelince
Yaptıklarımdan pişman oluyorum. Sana açıklamam, anlatmam gereken şeyler var. Gardırobum içinde en altta büyü buldum. Bir sinir haliyle aradığım kazağı bulmaya çalışırken ne var ne yok indirince büyüye denk geldim. Hemen yakıp yok ettim. Sanırım ondan dolayı böyle davranıyorum. Biri bana büyü yapmış. Zaten sürekli olarak gece evin içinde dolanan birilerini görüyordum. Evdeki kimse onları görmüyordu. Sadece ben görüyordum. Bir gece gözlerim birden açıldı. Bedenimde hissettiğim acı yüzünden dehşetle can çekişmeye başladım. Sanki biri etlerimi lime lime koparıyor gibiydi. Bedenimi hareket ettirmeye çalıştım ama başaramadım. Gözlerim haricinde hiçbir yerimi hareket ettiremiyordum. Gözlerim odanın içinde gezdirirken ayak ucumda ayakta duran bir karartı gördüm. Onu gördüğüm an ortalıktan kayboldu. Sonra da bedenindeki ağırlık ve acı hissi gitti. Hemen acıyan yerlerime baktığımda her yerimin kızardığını fark ettim. Bunun gibi ara ara tuhaf olaylar yaşıyordum. Hepsi o bulduğum şey yüzünden sanırım. Şükür, şu anda iyiyim, bir şeyim yok dedim. Ona sarılarak ağladım. Neler çekmişti böyle? Neden ona anlayış göstermemiştim? İyi ki ablasına durumu söylemiştim. Cemal'le bu konuyu konuşurken bu bir işini kimseye söyleme. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Tekrardan yapma ihtimalleri var dedi. Cemal'e hak verip tamamdır. Artık çok dikkatli olalım. Etrafımızda bizi sevmeyen insanlar var. Bu yüzden herkese şüpheyle yaklaşmalıyız. Özelimize kimseyi almayalım dedim. Cemal'le biraz daha konuştuktan sonra Cemal gitti. Sanırım ertesi gün akşamdı. Hem teyzemi hem de müstakbel kaynağımı ziyaret etmek için annem ve kuzenimle Cemal'lere gittik. Sohbet ederken birden teyzem kendini yere bıraktı. Bayıldı. Hemen ayıltmak için yanına vardığımızda birden gözlerini açtı. Ama gözlerinin siyahı yoktu. Teyze, teyze iyi misin diye seslenirken boğuluyor gibi, inliyor gibi sesler çıkarmaya başladı. O an aklıma Cemal'in anlattıkları geldi. Büyüyle bir bağlantısı olabilir miydi? Cemal'in anlattığı duruma benziyordu. Kuzenime ben dua okumasını söyledim. Kuzenim birkaç ayet ya okudu ya okumadı. Teyzem kuzenim kolundan tuttuğu gibi yattığı yerden kalkmadan savurdu. Okuma, okuma diye bağırıyor, feryat ediyordu. Kuzenim kapını oraya sertçe düşünce teyzeme cinlerin musallat olduğundan emin olduk. Ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Annem Kerim'i hocaya götürmemiz lazım dedi. Kerim'le Cemal hocayı nereden bulacağız diye söylenirken annem büyük teyzemi aradı. Ona durumu anlattığında bildiği hoca olduğunu söyleyerek adresini ve telefon numarasını verdi. Teyzemi zorla da olsa arabaya bindirerek yola çıktık. Yolda giderken teyzem siz beni hoca diye iblisin yanına götürüyorsunuz. Onda rahmani yok. Şeytanı çok diyerek gülmeye başladı. Öyle bir kahkaha atıyordu ki kulaklarımızı kapatmak zorunda kaldık. Arabayı süren Cemal bile tek elle direksiyonu zar zar tutarken bir kulağını omzuna dayamış, bir kulağını da elini kapatmıştı. Hocanın evine varana kadar bir saniye olsun durmadı. Ya bırakın beni diyerek kıvranıyor ya da saldırmaya çalışıyordu. Yüzünde nur namına hiçbir şey kalmamıştı. Teyzemi hocanın evine soktuğumuzda hocayı gördüğü gibi dalga geçmeye başladı. Ne oldu çamur? Beni görünce korktun mu? Senin yanındakiler bana ne yapabilir ki diyerek aynı arabanın içindeki gibi kahkaha atmaya başladı. Hocanın tedirgin olduğunu görebiliyordum. Teyzemle kısa süreli bir bakışmadan sonra hoca bize dönerek benim buna ilmim yetmez. Gidin evimden dedi. Adam resmen bizi evden kovmuştu. Çaresizce geri döndük. Eve girdiğimizde teyzem ekmek istedi. Şaşkınlıkla birbirimize baktıktan sonra teyzeme bir parça ekmek verdik. Ekmeği parça parça edip ufalayarak, yuvalayarak ağzına atıyordu. Teyzem birden durup pencereye yönelerek annemle babam dışarıda. Bizi çağırıyorlar dedi. Hemen pencereden dışarı baktık. Ama kimseyi göremedik. Ölmüş insanların gelmesi tabii saçma olurdu. Annem teyzeme, kızım, annemle babamız öleli yıllar oldu. Sen iyi değilsin. Onları nasıl görmüş olabilirsin dedi. Annem böyle söyleyince teyzem bağırmaya başladı. Hayır, hayır onlar yaşıyor. Şu anda dışarıdalar. Beni çağırıyorlar. Siz değil, beni. Zaten sizi hiç sevmediler.
Sadece beni sevdiler. Siz de beni kıskandığınız için hep dışladınız. Onların erken yaşta ölmesi için elinizden geleni yaptınız diyerek annem boğazına sarıldı. Annemle teyzem ayrına kadar aklı karayı seçtik. Teyzem delirmiş gibi gözlerini pörtletmiş. Annemi öldürmek için saldırıyordu. Birkaç kez kocam gelecek. Hepinize azap çektirecek. Ölmek için yalvaracaksınız derken Kerim'e baktık. Teyzem elini kaldırarak o değil. Arkanızdaki diyerek pencereyi işaret etti. Pencereye doğru baktığımızda dışarıdan bizi izleyen biri vardı. Bu kişinin insan olmadığı her anden belli oluyordu. Korkuyla geri adım attığımızda teyzem gülerek kocam işte bu. Siz daha onun gerçek gücünü görmediniz. Yakında onunla beraber farklı aleme gittiğimizde hepinizin pisleşlerini evlatlarıma yedireceğim diyerek kahkaha attı. Her kahkahasında evin içindeki lambalar yanıp yanıp sönerken dışarıdaki varlık bir anda içeride teyzem başında belirdi. Onu görmemizle teyzem evde bırakıp kendimizi dışarı atmamız bir oldu. O varlığın yanlış yaralar içindeki bedeni gözlerimin önüne asla gitmiyor. Boş bakan gözleri insan ruhuna işliyordu sanki. Kapının dışına çıktığımızda karşımızda bir adam belirdi. Çok uzun boylu, beyaz elbise giyen bir adam. Onda cin olduğunu düşündüm ama içeridekiyle bunun arasında dağlar kadar fark vardı. Tabi onu da öyle bir anda karşımızda görünce ister istemez korkarak yanından uzaklaştık. O adam hızla evin içine girdi. Kapıdan geçmek için bile başını eğmişti. Biz uzaktan ne olacak diye eve bakarken annem telefonu çaldı. Annem telefonu cebinden çıkardığında bilmediği bir numaranın aradığını gördüm. Tanımadığı biri olduğundan numarayı bana gösterdi ama ben de tanımıyordum. Annem içine kaçmış sesini düzelterek telefonu açıp hoparlörü verdi. Efendim dedikten sonra karşıdaki kişi hemen kendini tanıttı. Selamun aleyküm. Ben Yakup Hoca. Bir arkadaşım benden yardım isteyerek sizin numaranızı verdi. Şu anda zor durumda olduğunuzu biliyorum. Bir dostumu size yardımcı olması için gönderdim. Ben gelene kadar güvende olursunuz. Size uzaktan yardım edemem. Ben ise biraz uzaktayım. Ama yarın öğlene doğru Allah'ın izniyle orada olacağım dedi. Annem konuşamayacak kadar kötüydü. Hemen araya girerek teşekkürler Yakup hocam diyerek yaşadıklarımızı ufak çaplı anlattım. Tamamdır. Yarın geldiğimde Allah'ın izniyle çözmeye çalışacağım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Selametle diyerek telefonu kapattı. Çaresizce birbirimize bakıyorduk. Ama içimizde umut ışığı yanmıştı. Biri bize yardım etmek için yola çıkmıştı. Yakında teyzem kurtulacaktı. Teyzemle Cemal'e yapılan bölüm bir bağlantısı var mıydı? Bunu yarın hocaya sorarım diyerek içimden geçirdim. Bir süre sonra evin kapısından o uzun boylu, beyaz giyimli adam çıkıp gitti. Hocanın dostu bu olmalıydı. Tedirgin şekilde eve girmek için yürümeye başladı. Kapının önüne geldiğimizde hiçbirimizin eve girmeye cesareti yoktu. Cemal, ben giriyorum diyerek eve girdi. Annesi ve ablası dışarıda kalırken hepimiz içeri girdik. Eve girdiğimizde teyzem bir köşede sesçi alarak oturuyordu. Saçı başı dağılmış bir noktaya odaklanmıştı. Yavaş ve temkinli şekilde teyzemin yanına yaklaştık. Teyzem bizim geldiğimizi fark edince başını hafifçe kaldırdı. Annemle göz göze geldiğinde ağlaması daha da şiddetlendi. Hemen ayaklanarak anneme sarıldı. Annem ilk etapta korkup tereddüt etse de sonradan onun teyzemin normal hali olduğunu anladı. Kısa süre annemle karşılıklı ağlaştıktan sonra annem teyzeme hadi eşyalarını toplayalım, bize gidelim. Ne geldiyse başına bu evde gel dedi. Annem kimseye sormadan teyzem bize getirdi. Zaten kimse anneme karşı çıkacak durumda değildi. Kuzenim kendi evine bırakıp eve geçtik. Eve geldiğimizde teyzemin üstünü değiştirirken sırtındaki onlarca tırnak izi dikkatimi çekti. Anneme gösterdiğimde vahvalar çekerek ağlamaya başladı. Teyzemin sırtına pansuman yaptıktan sonra yatmak istediğini söyleyerek yatağa yattı. Biz de oturma odasına geçerek annemle kız kardeşlerimle uyuduğu için rahat rahat neler olduğunu konuşuyorduk. Neler olabileceği hakkında ve kim büyü yapmış olacağı konusunda fikir üretirken teyzemin yattığı odanın kapısı açıldı. Bir süre sonra teyzem odadan çıkarak yanımıza gelip oturdu. Tekli koltukta oturmuş, gözlerini bize dikmişti. Kısa süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bacak bacak üstüne atarak gözlerini bizden kaçırdı. Teyzem bir ezgi mırıldanarak saçlarını önüne atarak örmeye başladı.
Bu ezgiyi ilk defa duyuyordum. Saçlarını örme işlemi bittikten sonra bana dönerek, canım yeğenim, bana bir kırmızı kurdele, bir de namaz tesbihi getirir misin dedim. Herhalde dua edecek, o yüzden tesbih istedi diyerek, tamam teyzem, hemen getiriyorum diyerek içeri gittim. Teyzem istediklerini verdikten sonra teyzem güzelce ördüğü saçların ucunu kırmızı kurdeleyle bağladı. Annemle ona bakarken eline aldığı namaz tesbihini sallamaya başladı. Birkaç defa salladıktan sonra gülerek, hayır anlamıyorum, böyle saçma sapan dini ritüeller nasıl inanıyorsunuz? Tesbih aldım, dua okudum, günahlarım affoldu, cennete gideceğim. Hayır, hepiniz cehenneme gideceksiniz. Allah yok, ben varım. Hepinizin kaderi ellerimde. Bu beden ve siz benimsiniz. Artık kurtulamayacaksınız. Benden kurtuluşunuz yok. Bana secde edeceksiniz diyerek elindeki tesbihi yere attı. Kısa süre sessizlik olduktan sonra ayağa kalkıp beni rahatsız etmeyin, ben uyuyacağım diyerek odasına geri çekildi. Annemle korkuyla teyzemin ardından baka kalmıştık. Anneme ne yapacağız diye sorduğumda elini ağzına götürüp ses sormamı söyledi. Sanırım hiçbir şey konuşmayıp düşünmemi istemişti. İkimizin de uykusu gelmişti. Ancak yatacak cesaretimiz yoktu. Ara ara teyzemin odasına sesler geliyordu. Teyzem sanki biriyle konuşuyor gibiydi. Annemle sabaha kadar bir an olsun ayrılmadan oturduk. Teyzemin ara ara gelen sesleri zaten uyumamıza engel oluyor. Bizi tedirgin ediyordu. Sabah kardeşlerim uyandıktan sonra kahvaltı hazırlama faslına geçtik. Teyzem hala odasından çıkmamıştı. Kardeşlerimin kahvaltıları verip okula gönderdikten sonra gene annemle baş başa kalmıştık. Birden annemin telefonu çalması yerimizden zıplamamıza sebep olmuştu. Annem telefonu açıp konuştu. Telefonu kapattıktan sonra bana, Yakup Hoca yarım saate burada olacakmış kızım. Ona göre kendimizi hazırlayalım. Ev hali gibi adamın karşısına çıkmayalım dedi. Hoca dediği gibi tam yarım saat sonra zili çaldı. Selamun aleyküm deyip besmele çekerek içeri girdi. Girişte bir süre bekledikten sonra, kızım ev müsait mi? Ona göre girelim dedim. Evet hocam müsait, buyurun dedim. Teyzemin nerede olduğunu sorduğumda odasını gösterdim. Tamam, siz bir bakın. Namahrem varsa ona göre gireyim dedi. Kapıyı açıp içeri baktım. Teyzem üstü başı düzgündü. Ancak baygın şekilde yatıyordu. Hocam sıkıntı yok, girebilirsiniz dedim. Hoca gene selam verip besmele çekerek içeri girdi. Teyzem hocanın girmesiyle bir anda gözlerini açtı. Hızla doğrularak hocanın karşısına dikildi. Ağzından akan salyalara bakarken yüzündeki nefret dolu bakış dikkatimi çekti. Bu teyzem olamazdı. Bu başka biriydi. Teyzem, Yakup Hoca'ya, öldüreceğim seni hoca. Hangi akla hizmet buraya gelip bana karşı çıkmaya cesaret edersin diyerek saldırmaya çalıştı. Ancak duvara çarpmış gibi geri sendeledi. Ağza alınmayacak küfürler ve lanetler yağdırarak hocayı tahrik etmeye çalışıyordu. Ancak hoca istifini bozmadan ve gözlerini kırpmadan teyzemin gözlerinin içine bakıyordu. Teyzem bir anda yalvarmaya başladı. Tamam, gelmeyin, yakmayın, öldürmeyin beni diyerek hocanın ayağına kapandı. Yakup Hoca da tutun götürün dedi. Bana dönüp kızım banyoya ayarlayın. Emrimdeki cinni alar, onunla ilgilenecek dedi. Banyoya ayarladım. Teyzem istemeye istemeye görmediğimiz bir güç tarafından banyoya çekildi. Teyzem banyoya girmesiyle beraber kapı sertçe kapandı. Yakup Hoca ile beraber kapının önüne çıkmalarını bekliyorduk. Teyzem avaz avaz çığlıklar atıyor, yardım istiyordu. Yakup Hoca bana, kızım mutfak nerede dedi. Hemen gösterdim. Mutfaktaki masanın üzerine çantasından çıkardığı kağıt kalemi çıkarıp koydu. Sandalyeyi çekip oturarak kağıda bir şeyler yazmaya başladı. Uzaktan ne yaptığını izliyordum. 10 dakika kadar hoca o kağıda bir şeyler karaladı. Ardından ocağı yakıp kağıdı ateşe verip ocağın üstüne bıraktı. Normalde hemen yanması gereken kağıt bir türlü sönmek bilmiyordu. Yakup Hoca bana, kızım, teyzeniz Allah'ın izniyle içindekinden kurtuldu. Şimdi banyodan çıkarıp üstünü başını değiştirin. Ondan sonra yatıp dinlensin. Biraz uyuduktan sonra kendine gelir zaten. Şu kağıdın yanması bittiğinde her şey normale dönecek dedi. Teyzemle ilgilenip üstünü değiştirdikten sonra yatağına yatırdım.
Hocanın yanına tekrar döndüğümde kağıt hala yanmaya devam ediyordu. Hocayla bir süre zarfında konuşma fırsatım oldu. Yakup hocam, sözlüm, gardırobunda bir tane büyü bulmuş. Büyü bulmadan önce sürekli olarak tartışıyorduk. Ama bu büyüyü bulup yaktıktan sonra her şey düzeldi. Ancak teyzem bir anda kötü oldu. Hiç anlayamadım dedim. Kızım, yakmak da en güzelini yapmış. Ama o büyüyle teyzenin bir bağlantısı yok. Sözlüğüne yapılan büyü, senden tiksinsin, uzaklaşsın diye yapılan büyü. Yani aranızın bozulması için yapılmış. Ama teyzene yapılan büyü, delirsin, kendini kaybetsin diye yapılan bir büyü. Sonu ölüme kadar gidebilir. Şükür ki zamanda yetiştik. Yoksa işler bambaşka noktaya gidebilirdi, dedi. Hocam, bu büyüyü kim yaptı diye sordum. Ama kim olduğunu söylemek yerine sözün ailesini evlenince evine alma. Alırsan bile gözün önden ayırma. Gelip gittiklerinde oturup kalktıkları yeri sirkeli suyla iyice yıkayıp temizledi. Yakup hoca gittikten sonra teyzem kendine geldi. Ona olan bitenleri anlattığımda kimin yaptığını sordu. Ben de kocanın ailesi deyince ortalık karıştı. Teyzemle Kerim ayrıldılar. Cemal'le ben de ayrılacaktım ancak Cemal beni bırakmayacağını, gerekirse ailesiyle bağlantısını koparacağını söyledi. Ona güvenerek yaşadığımız olayların üstünü örtmeye seçtim. Aylar geçerken Cemal'le evlenip kendi evimize çıktık. Evliliğimiz gayet güzel gidiyordu. Ancak evliliğimizin 5. ayından itibaren evde garip olaylar yaşamaya başladım. Cemal'le ne zaman yakınlaşsak sabahını kendimi dayak yemiş gibi kötü buluyordum. Ben böyle kötü olsam da Cemal gayet normaldi. Hatırladığım kadarıyla evliliğimizin 6. ayıydı. O gece gene Cemal'le yakınlaşmıştık. Hava buz gibi olduğundan yorganın altına girmiş, sırtımı Cemal'e dönmüş uyuyordum. Uykumun en tatlı yerinde kapının sertçe açılmasıyla gözlerimi açtım. Orada biri vardı. Hemen Cemal'e el attım. Ama Cemal yerinde yoktu. Sanırım Cemal tuvalete falan gitmişti ve kapıyı yanlışlıkla sert açmıştı. Cemal, gel yat diye seslendikten sonra bir ses duydum. Çok garip bir sesti. Hırıltılı, boğazdan gelen, yapış yapış hissettiren bir ses ama çok iğrenç. Bu sesi duyunca Cemal'in olduğu kısma daha dikkatli bakmaya başladım. Cemal olduğunu sandığım kişinin yanında biri daha var gibiydi. Yavaşça bana doğru yaklaşmaya başladılar. Cemal, yanında kim diye seslenirken gözüm yavaş yavaş karanlığa alışmaya başlamıştı. Biri Cemal'di, ondan eminim ama diğerinin eğri büğrü fiziği kim olduğunu seçmeme engel oluyordu. Bana doğru adım adım yaklaştıktan sonra üzerime çullandılar. Kımıldayamıyor, Cemal ne yapıyorsun diye bağırıyordum. Onlar üzerinden atmak isterken bacak aramda bir ağrı hissettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Sabah gözlerimi açtığımda yanında Cemal yoktu. Sanırım işe gitmişti. Tam yataktan çıkacakken bacak aramda biri saklı hissettim. Baktığımda bunun kan olduğunu görünce korkuyla banyoya gidip baktım. Hiçbir şey görünmüyordu. Hastalanmış olabileceğimi düşünerek üstünde durmadım. Ama dün gece gördüğüm o gerçekçi kabus beni çok korkutmuştu. Bu korkulu geceden 2 ay kadar sonraydı. Hastalanmadığımı fark ederek hamilelik testi aldım. Test yaptığımda hamile olduğumu öğrenince şok oldum. Hamile olduktan sonra işler daha kötü olmaya başladı. Her şey çok güzel gidecek derken Cemal bana şiddet uygulamaya, eve ekmek getirmemeye başladı. Çok çaresiz kalmıştım. Cemal yüzünden de işimi bıraktığımdan elimde avucumda hiçbir şeyim kalmamıştı. Annemin yanına gitsem kadıncağız bana nasıl bakacaktı? Ilımlı olmaya, Rabbimden yardım istemeye başladım. Ondan başka sığınacak kimsem yoktu. Cemal'le zaten uzun zamandır karı koca gibi değildik. Bu son olaylardan sonra daha da uzaklaştık. Cemal geceleri eve gelmez olmuştu. Doğuma bile gelmedi. Annem ve teyzemlerin yardımıyla bebeğimi kucağıma aldım. Oğlum olmuştu. Oğlum doğduktan sonra Cemal'le boşandık. Aradan zaman geçerken bir gece oğlum beşinde bırakıp lavaboya gittim. Geri döndüğümde oğlum beşini de bulamadım. Hemen evin içinde dolanıp oğlumu aramaya başladım. Mutfağa girdiğimde mutfağın ortasında yüzüstü şekilde yatıyordu. Daha başını kaldırmayan bebek buraya kadar nasıl gelmişti? Dualar edeye de yatağına yatırdım. Bir süre beşini sallayıp ninniler söyleyerek oğlumu uyuttuktan sonra ben de başımı yastığa koydum. Tam gözüm dalmıştı ki
Oğlum avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. Yataktan kalkıp Beş'in yanına geldiğimde Beş'in deliler gibi sallandığını gördüm. Aman yarabbim, sen bize yardım et diyerek Felak ve Nas surelerini okumaya başladım. Gene başlamıştık. Acaba biri oğluma ya da bana büyü mü yapmıştı? Yoksa çocukken beni takip edenler tekrar peşime mi düşmüştü? Uzun süre oğlumun ağlaması kesilmedi. Sanki biri canını yakıyor gibi çığlık çığlığa ağlıyordu. Oğlum sakinleşse de dua okumayı kesmedim. Sabah ezanın okunmasıyla beraber oğlum uyudu. Sabah annemi arayarak durumu anlattım. Tamam kızım, gelip bakalım dedi. Annemle teyzem birlikte gelmişlerdi. Onlara yaşadığım durumu anlattıktan sonra evi aramaya başladılar. Teyzem oğlumun Beş'ini incelerken bizi yanına çağırdı. Dokunmadan bize gösterdiğinde bunun yağ benzeri bir şey olduğunu anladık. Teyzem elini değdirdiği an kendini geri çekerek bunu hemen bu evden atın dedi. Beş'inin altındaki yağ neyle silersek silelim bir türlü geçmedi. Biz de atma kararı aldık. Aynı gece oğlumu düşmeyecek şekilde yatakta engel yaparak yanıma yatırdım. Ben de yanına kıvrıldım. Gece kedim miyavlama sesiyle gözlerimi açtım. Gece lambası kullandığımdan kediyi çok net görebiliyordum. Kıpırdamadan komodinin üzerine duran kediyi incelemeye ve aklımı toparlamaya başladım. Karşımda bir kedi vardı ve nereden geldiğini bilmiyordum. Kapı pencere kilitliydi. Birden komodinin üzerinden atlayarak koridora çıktım. Ben de peş sıra yataktan kalkıp onu takip etmeye başladım. Peşinden giderken birden kayboldum. Nereye gitti bu kedi diye söylenerek evin içine dolanırken birden karşıma benden bayağı kısa, iğrenç görünümlü, yamuk yumuk bir varlık çıktı. Güldüğünü duyabiliyordum. Yüzünü net olarak seçemesem de silüetini net olarak görebiliyordum. O iğrenç sesiyle bana "O bebeğin babası benim, o benim evladım" diyerek kahkaha atmaya başladım. "Hayır, hayır" diyerek bağırmaya başladığımda yatağımda korkuyla uyandım. Uyanırken bağırmış olmalıyım ki oğlum da ağlayarak uyandı. Çağrısı gecenin bir yarısı annemi aradım. Annemin telaşlı ve korkulu sesini duyunca panik olmamasını ama garip şeyler yaşadığımı anlattım. Annem, "Tamam kızım, ben şimdi yanına geleceğim. Sen sürekli dua oku. Yarın sabah her şeyin çaresine bakacağız inşallah" dedi. "Tamam anne, bekliyorum" diyerek oğlum kucağıma alıp evdeki bütün ışıkları yaktım. Çok zaman geçmeden annem geldi. Anneme durumu detaylıca anlatıp teyzeme yardım eden hocaya ulaşıp yardım isteyelim dedim. Ne hocanın numarasını bulabildik ne de başka bir hocaya ulaşabildik. Annem hava aydınlanınca "kızım bize gidelim. Hem kalabalığız hem de yan yana oluruz" dedi. "Olur anne" diyerek eşyalarımı toplayarak annemin evine gittik. Tabii kardeşlerim yeğenlerini görünce benim yüzüme bakmamışlardı. Onların mutluluğu az da olsa kafamdaki düşüncelerden uzaklaşmama yardımcı olmuştu. Ertesi günü sanırım annem sevinçle yanıma gelerek "kızım bir hoca bulduk. Hemen gidelim. Bizi bekliyor" dedi. Hocanın evine vardığımızda durumumuzdan bahsettim. Hoca beni iyice dinledikten sonra "bu bebeğin bütün eşyalarını yakın. Evi de iyice sirkeli suyla yıkayın. Size söyleyeceğim yerleri vereceğim suyla yıkayacaksınız. Allah'ın izniyle üzerinizdeki musibet kalkacaktır. Ancak bu belayı size bulaştıran kişileri evinizden uzak tutmanız lazım. Yoksa aynı şekilde musibet devam eder" dedi. Hocanın dediğini harfi harfine yaptık. O varlığın musallatından kurtulmuştum. Ancak maalesef hayatımda bir terslik var gibi. Ne elime atsam kuruyor, kiminle yakınlaşsam hemen benden uzaklaşıyor. Şu anda da hayatım böyle. Olumsuzluklarla devam ediyor. Hikayem bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.